İyi vuruştu. Teşekkürler. İşte böyle Ekrem Bey. Bu sene kazino 2 milyon dolarlık ek yatırımla açtık. Ancak oteli ve kazinoyu daha da büyütmeyi düşünüyorum. Bu sebeple de aslında sizin gibi bir iş ortağı arıyorum. Top Sebo. Vallahi biz de uzun zamandan beri otel ve turizm işine girmeyi düşünüyorduk. Tanışmamız iyi oldu. Sizin bu kasino ayda ne kadar kazanç getiriyor? Vallahi o değişiyor. Sezonda hafta oluyor 3, hafta oluyor 5 milyon dolar. 5 milyon mu? Öyleyse hafta sonu finans danışmanlarımla birlikte otelinize gelmek istiyorum. Bir görelim bakalım şu kasinoyu. Tabii beklerim. Misafirim olun. Oo, daldık oyuna. Ben artık müsaadenizle ayrılayım. Rica ederiz, müsaade sizin. Al oğlum. Aslanım. Tanıştığımıza çok memnun oldum gerçekten. Ben de Faruk Bey. Hafta sonu muhakkak eşinizi de bekliyorum. Tabii, beraber geliriz. Allah'a ısmarladık. İyi yolculuklar. Şerefsiz. Kendini bir bok sanıyor. Resmen yanımızdaki karıya asıldı. Güle güle. Bence çok tatlı birisi. Tık! Ağzını patlatmayayım. Neredeyse içine düşecektin herifin. Aa, ne alakası var canım? Çok kibar bir adam diye diyorum ben. Neyse. Zuka'yı yuttu. Uyanamadı keriz. O zaman hemen akalım Kıbrıs'a kasayı patlatıp gelelim abi. Ne demek lan akalım patlatalım? Kolay mı Kıbrıs'ta kasa patlatmak? Vazgeçiyor muyuz yani? Vazgeçmeyeceğiz dingil. Yalnız bu işi tek başımıza halledemeyiz. Nerede bizim şu Daltonlar? Daltonlar kim abi? Maskeli beşler diye gazetelere çıkan ufakçılar. He, sen bizim çocukları diyorsun. Evet. Olur. İyi çocuklardır. Seni de severler, sayarlar yani. Konuş bakalım bir onlarla. Hatta çağır gelsinler. Olur onlarla bu iş. Olur, olur. Hem de güzel olur. Çılgın gençler, enerjik kızlar. Bizimle çalışmaya hazır mısınız? En az lise mezunu, partime, İngilizce bilen rotiviller, köpek bakıcısı aranıyor. Rotiviller, partime. Köpek yabancı galiba. Arkadaşlar yemek hazır. Recep abi. Ne oldu? Hadi gel, ciğerler hazır. Siz oturun uşaklar, gelirim. Sen de bir salata yapsaydın be usta. Ne salatası oğlum? Biz burada ekmeğin peşindeyiz. Sabahtan beri iş arıyoruz size. Ay çok fena dönüyor. Ulan Seçi, Lucky de aldın mı? Yok abi. Fransız şarabı var, olur mu? Olur, o da olur. Da. Vay, kayıp balık Memo. Çok güzel arkadaşlar. İyi ki gelmişiz buraya. Ama az daha boz. Orada boğuluyordum ha. Boğuluyor muydu? Ulan ben avuç teçhizatla okyanusu geçerim be. Siz burada oturup konuşun. Benim şimdiden ciğerlerim açıldı bak. Sen bunları boş ver ciğerim. Gel sen otur ciğerini ye. Okey abi. Ama benim ciğere tuz atmayın. Abi kırsana soğanı, soğutmayalım mı? Bismillahirrahmanirrahim. Geç.
şimdi. Selamünaleyküm abiler, afiyet olsun. Oho, Sebu, geliyorsun ya, gelsene. Ne haber baba? Ne yapıyorsunuz bakalım? İyidir Sebo, sen nasılsın? Ne olsun be birader, koşturmaca işte. Hayırdır lan Sebo, ne işin var burada? Yok bir şey be abi. Çocuklara sizi sordum. Tatilde dediler, biliyor musun? Ben de dedim, ulan bunlar Antalya'ya falan gitti herhalde. Yok be abi, ne Antalya'sı ya? Aşiyan Emirgan'dalar dediler. Ben de aklım geldim. Özledim lan sizi. İyi yaptın canım kardeşim. Mide durumları nasıl? Ciğer ye. Eyvallah baba, yaptım ben o işi be. Ama bir kolanızı içerim. Sebo, ne ayak? Arabalar falan, şekilleri ya. Hamdolsun be anam, ne olsun. Yani biliyorsun biz de son zamanlarda Rocky Selim'le takılıyoruz ya. Neyse agalar, mevzuya gelelim. Rocky Selim sizi çağırdı. Rocky Selim bizi mi çağırdı? Hayırdır inşallah? Vallahi bilmiyorum, iş konuşacak herhalde. Çocuklara söyle, bir bana gelsinler dedi. Ula Tezcan, iş arıyordun, iş ayağına kadar geldi. Kalbin çok temizmiş ulan. Hem de Rocky Selim'den, efsaneden teklif geldi oğlum. Öğlen iki gibi orada olursunuz, tamam mı? Ben de orada olacağım zaten, görüşürüz. Bunun da gazı kaçmış be. Neyse, yemeğimizi yiyelim de sonra gidip bir bakalım neymiş bu Selim Aga'nın derdi. Abi anladığım kadarıyla bayağı bir tersolar. Almışlar bir karavan, öyle kaplumbağa hesabı, takılıyorlar Emirgan'da. Salak herifler. Selim, hadi gelsene izleyelim, siz çok güzel. Hayatım görmüyor musun? İş konuşuyoruz, toplantı halindeyiz. Ne yüzmesi ya? Gelmezsen gelme. Ben de kendim yüzerim. Bu karı da devamlı sevişelim istiyor. Uşaklar, burası. Buyurun. İyi günler ablacığım. Biz Deniz Selim abiyle görüşecektik. Kendisinin haberi var. İçeri buyurun. İçeri. Bekleyin lütfen, ben Selim Bey'e haber vereyim. Tezcan, elle mi? Boş ver şimdi, ısırır mı ısırır? Ne elleyeceğim oğlum? Zaten suyun içinde. Baksana lan, aç. Dolanıp duruyor hayvan. Karnı doyunca, aha bak, uyudu hayvan. Abi, galiba öldü bu. Öldü mü? Lan Tezcan, ne eşek herifsin. Elleme dedik sana lan. Bekliyor. Buyurun, Selim Bey bizi bekliyor. Hadi bakalım. Lütfen galoş takın. Efendim? Lütfen galoş takın ve beni takip edin. Ne dedi lan bu? Galoş takın dedi abi. O ne? Ben biliyorum. Ha işte galoş. Al. Versene bir tane. Oğlum ne duruyorsunuz orada? Geçsenize şöyle. Budur işte. Sebu abi, hürmetler. Hoş geldin. Hoş geldin. Saygılar. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Oturun oğlum, oturun.
Nasılsınız çocuklar? Nasıl olsun abi işte, Allah'a şükür. Koşturmaca. Hemen konuya gireceğim. Sizi buraya niçin çağırdım? Niye çağırdın abi? Son zamanlarda çok düşündüm çocuklar. Ve artık emekli olmaya karar verdim. Ama şanımıza yakışır bir şekilde bir jübile yapalım diye düşünüyorum açıkçası. Hayırlısı abi. Anlayacağınız, uzun zamandır bir iş üzerindeyim. Artık aksiyon zamanı geldi. Abi, sorması ayıp. İş ne acaba? Büyük bir iş. Aslında proje de diyebiliriz. Daha doğrusu bir konsept. Kasino soyacağız. Okey abi. İşin içinde kontes varsa kabul ediyoruz biz. Selim abi. Öncelikle bizi düşündüğün için teşekkür ederiz. Biz yeterince ses getiren işler yaptık evvelallah. Bundan sonra böyle fazla ekolu işler yapmak istemiyoruz. Ayrıca garibanın yetimin hakkını yemek de bize biraz ters geliyor. Allah kısmet ederse seneye de bir umre niyetimiz var. Evet abi. Ne garibanı, ne yetimi be oğlum. Asıl onlar garibanın yetimin hakkını yiyorlar. Bizimki Robin Hood hesabı. Al zenginden, ver fakire. Bir anlamda hayır işi de diyebiliriz. Doğru söylüyor abi, hayır işi. Lan oğlum, en az 10 milyon dolardan bahsediyoruz. 10 mu? 10 milyon dolar. Parayı saymanız bir sene sürer. Yarı yarıya da kırışırız. 50-50 hesabı. Ayrıca bütün masraflar da bana ait. Hadi. Şöyle bir de façanızı dizerim. Hem tatil hem iş. Ondan sonra da hep beraber umreye gideriz anasını satayım. Evet. Ne diyorsunuz? Peki. Kabul abi. Aferin size. Bu işi nerede bitireceğiz? Yani mevki neresi? Kıbrıs'ta. Yani yavru vatan Kıbrıs'ta. Can Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Aslanım. Tanıştırayım. Mali danışmanım... Tekin Güvenoğlu ben. Memnun oldum. Muhasebe müdürüm Profesör Talip Parasayar. Memnun oldum. Ben de. Mali müşavirim Tahsin Unak. Memnun oldum. Güvenlik müdürüm Salih Bey. Memnun oldum. Merhaba. Ben de Kamil Balyer, çok memnun oldum şahsen. Ben de Kamil Bey. Okey. Beyler, isterseniz bir havuz başına geçelim. Özellikle sizi tanıştırmak istediğim birisi var. Buyurun. Buyurun. Allah Allah. Dostluğumuza ve yeni işlerimizin şerefine kaldırıyorum. Hayırlı olsun. Sağ olun.
Vay be, harbiden güzel manitaymış be. Gerçekten güzel kızmış be. Allah sahibine bağışlasın. Havuz derin midir acaba? İşte tam evleneceğim kadın. Heh, işte geldi. Tanıştırayım. Halk bilişçileri uzmanım Bilge Hanım. Beyefendi de yeni yatırım ortağımız Ekrem Dürüstoğlu. Memnun oldum Ekrem Bey. İsminizi çok duymuştum. Ben de memnun oldum. Bilge Hanım, değil mi? Bilge Hanım, Ekrem Bey ve ekibi bu hafta sonu misafirimizdir. Bilhassa misafirlerimize özellikle seni ilgilenmeni istiyorum. Tabii şeref duyarım. Ekrem Bey herhangi bir isteğiniz olursa hiç çekinmeden direkt beni arayın. Oldu o zaman. Müsaade ederseniz biz odamıza çekilelim. Ne de olsa yol yorgunluğu. Daha sonra görüşürüz. Teşekkür ederiz. Bilge, bu enayi düşündüğüm yatırımı yaparsa adayı Las Vegas'a çeviririm şerefsizim. O yüzden de bunlarla senin ilgilenmeni istiyorum. Özellikle de Ekrem Bey'le. Okey mi? Hiç merak etmeyin efendim. Gereken ilgi ve alakayı göstereceğimden emin olabilirsiniz. Güzel. Ezcan, sen güvenlik elemanlarını kontrol et. Siz ikiniz kameraları tespit edin. Anlaşıldı. Kamil, para akışını takip et. Nereden geliyor, nereye gidiyor? Okey Selim abi. Bahattin. Efendim abi. Özel odalarda ne kadar para dönüyor, onu takip et. Tamamdır. Sebo. Buyur abi. Faruk Bey'e git. Yeni ortağınız oteli merak ediyor. Planları kapta gel. Okey abi. Hadi bakalım. Hepinize bol şans diliyorum. Sağ ol Selim. Makinenim ben. Kamil, tabuğa bir tane daha at da. Hadi bismillah. Kart. 17. 20. İyi akşamlar Selim Bey. Pardon, Ekrem Bey'di değil mi? Hayırdır? Oyun mu oynuyorsunuz yoksa keşif mi yapıyorsunuz? Ne keşifi canım? Sadece şansımızı deniyoruz. Ver kızım. Delirttin ha, delirttin ha, delirttin ha, delirttin, delirttin adam ha. Ulan çok asilme ha buna, çok asilme. Vermiyor abi, bu makine vermez. Biliyordum, biliyordum bu makine verecek diye makasına. Bakıyorum görmeyeli iş adamı olmuşsunuz. Evet canım, iş adamı oldum. Beğenemedin mi? Mesleği değiştirince ismi de değiştirmişsiniz bakıyorum. Buraya uzman ekibimle yatırım ve tatil yapmaya geldik. Hangi isimle geldiğim de seni hiç ilgilendirmez. Seni tanımasam bu söylediklerinden etkilenirdim ama seni çok iyi tanıyorum Ekrem Bey. Selim abi. Ekrem Bey, evladım. Okey. Biz parayı bulduk. Lan şunları çekin. Ya, abi, boşu boşuna başımızı belaya sokmaya gerek yok. Hemen uzayalım. Namusumuzu da kazandık Selim abi. Ekrem abi. Uzman ekip dediğim bunlar mı? Sana her anlamda bol şans diliyorum Ekrem Bey. Jetonları ne yapacağız abi? Yürüyün lan gerizekalılar. Abi jetonlar? Yürü.
$2,500. Görüşürüz. Buluşacağız. Dört yukarı. Bol şans Tezcan, Tekin Bey. Teşekkür ederim. Yenge de yani bak etrafta acayip acayip hareketler yapıyorsun, olmuyor. Selim abinin kulağına gider, ikimizi de deri deri gömer vallahi. Gömsün, ben seninle canlı canlı gömülmeye razıyım. Yengeciğim sen razısın da ben razı değilim ki, Allah Allah. Rest. Gördüm. Neyiniz var? Üç as. Dört kız. Dört kız. Dört kız. Allah bağışlasın. Ya yenge ne yapıyorsun? Allah'ını seversen çek şu elini ayağını ya. Çekmiyorum, ne olacak? Çekmiyorum. Ya yapma Allah'ını seversen ya. Ne işten aldık başımızı arkadaş ya. Bak ya. Ne oluyor lan? Anam avradım olsun yıkarım burayı. Hile yaptınız lan. Arabamın parasını aldınız benden. Benim paramı geliyor. Lan bu bizim taksici lan. Değil mi? Kralınız yazdı lan. Taksi miydim ben burada? Hile yaptınız lan, hile. Çekil, verin lan paramı. Alın bunları. Çekil lan. Dek. Bir saniye. Bir dakika. Lan taksici, ne yapıyorsun lan sen burada? Tezcan abi, faça yapmışsınız nefis. Ulan bırak şimdi façayı maçayı da aşağı in. Abiler kusura bakmayın, arkadaş yabancı değil. Bir tatsızlık oldu, hepinizden özür dileriz. Yürü bakalım, yürü. Bol şans, görüşmek üzere. Yürü. Abi yürü. Oğlum tamam yeter, ağlama. Yaparız sana bir sarı araba. Ay. Lan iki saattir içimizi bayılttın be. Ağlamıyorum ben, tamam. Konu para değil. Ben o masada yalnızca parayı değil, kişiliği bile kaybettim. Ya onu da buluruz oğlum. Hatırlat da şunun kişiliğini bulalım ya. Ha düşüyor, gene düşüyor bu. Kalsın bir abi, sen düştün. Ben biliyorum abi. Ben eşekim. Onu bilirim da kişiliğini ne edecek onu bilmiyorum. Gerçekten özür diliyorum Faruk Bey. Dediğim gibi, danışmanımın eski şoförü. Tabii, yabancı değil yani. Anlayışınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar dilerim. Tamam ulan, hallettim. Aşağı inip muhasebeden paranı al. Bir daha da görmeyeyim seni bu alemde. Ya Allah, dayıma bak, öpeyim dayım beni. Çek lan elini yavşak herif. İyi peki. Ya pardon, babalar be. Havaalanı için aranızda minik bir taksi ücreti olan var mı acaba o? Lan yürü git, canımızı sıkma şimdi bize mütbezel. Yürü git bak sen. Neler sakin. Tamam. Hemen toplantı yapmamız lazım. Bu işi yarın akşam bitirmemiz gerekiyor. İşler karışmaya başladı. Halkla İlişkiler Müdüresi benim gerçek kimliğimi biliyor. Vay be, harbiden güzel manitaymış Selim abi. Bir daha böyle konuştuğunu duyarsam kafanı koparırım lan senin. Şişt birader, aslında var ya bilgisayar... Kes lan sen de. Neyse, işimize bakalım. Güvenlik durumu nedir? Güvenlik durumu şöyle söyleyeyim abi, yani güvenlik durumu bayağı bir yoğun. Hani bayağı bir adam var abi aşağıda. Abi demin için özür. Kamil, para akışı ne durumda? Abi sorma. Aşağıda fena bir para akışı var. Oğlum onu sormadım. Para nereden geliyor, nereye gidiyor? Ha. O kadar hızlı akıyordu ki ben takip edemedim abi. Bahattin. Özel odanın durumu nasıl? Hangi özel oda abi? Anlaşıldı. Allah sonumuzu hayır etsin. Sebo, sen planları alabildin mi bari? Aldım abi. Getir bakayım bana. Hemen aldım. Ulan dingil, demir çelik yazıyor lan bu. İnşaat projesi değil mi? Abi, otel planı deyince bunu verdi adamlar.
Anlaşıldı kardeşim. Bu iş sizlerle olmaz. Yarın sabah bavulları toplayın. Hemen Türkiye'ye dönüyoruz. Tezcan, kapıya bak. İyi geceler herkese. Bakıyorum toplantı halindesiniz. Ne toplantısı canım? Normal sohbet ediyoruz. Sabahın dördünde. Dinliyorum. Senin bu işe karışmanı istemiyorum. Beni hala düşündüğünü görmek ne sevindirici. Ancak bensiz güvenlik duvarını aşmanız mümkün değil. Hele bu uzman ekiple daha kasanın yanına bile yaklaşamadan yakayı ele verirsiniz. Ne kadar istiyorsun? Yarısını alırım. %25. 40. O kadar parayı ne yapacaksın? 30. Son 35 olur. Tamam 35 olsun. Görmeyeli bayağı üçkağıtçı olmuşsun ha. Armut dibine düşermiş canım. Affedersiniz abi, %35 derken? Tamam ulan tamam. Kendi payımızdan. Ha, yani şimdiden konuşalım da herkes ne alacağını bilsin. Bilge Hanım. Anlat bakalım şu güvenlik duvarını. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu otelin kasinosu en son teknoloji güvenlik sistemleriyle korunmakta. Yani bu kasinoya kimse soyamaz. Kasinodaki hasılatın ilk aktarımı gece yarısından 2 saat sonra, yani gece 02.30'da yapılmakta. Ben operasyon için en uygun saatin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü yorgun olmayan müşteriler en çok parayı bu saatte bırakırlar. Birinci aşama kameralar. Kasinonun anlık görüntüleri güvenlik kameraları tarafından 24 saat 3000 terabaytlık bir hard diske kaydedilmekte. Kısacası salonda uçan sineklerin bile özel hayatı kayda alınmakta. İkinci aşama, iç güvenlik kapısı. Bu kapı titanyum çelik alaşımlı bir malzemeden üretilmiştir. Klasik anahtar kilit sistemiyle açılan bu kapının anahtarı bir tek Faruk Bey'in odasındaki özel kasada bulunmakta. Peki bu kasanın anahtarını nasıl alacağız? Bırakın da o kadarı bana kalsın. Herkesin bir uzmanlık alanı var. Son aşama, kasa bölümü. Kasa 50 santim kalınlığında bir çelikten yapıldı. Bu bölüm en zor aşama çünkü kasanın kapısı sadece Faruk Bey'in yüz tanımlama sistemiyle açılmakta. Dolayısıyla işimiz çok zor. Selim abi, isterseniz biz bavulları toplayalım abi, ne dersin? Yok. Daha çok erken. Unutmayın ki bana yakışan bir final olmalı çocuklar. Bence siz hemen bir para sayma makinesi alın. Yoksa o kadar parayı elle saymak çok zor olacak. Bir dakika, 5 dakikanızı alabilir miyim acaba? Ben şey diyecektim. Ne diyecektiniz? Havuz ne taraftaydı acaba? Havuz mu? Burada işte. Görmem. Ne güzel bir havuz değil mi? Tıpkı sizin gözleriniz gibi. İşte Bilge de geldi. Merhaba. Hoş geldiniz. Al canım. Seni sadece bir iş ortağı değil, kendime bir abi, bir kardeş olarak da görüyorum. Ekrem abi.
O halde ben de kadehimi bu güzel ortaklıktan doğan sinerji için kaldırıyorum. O zaman sinerjiye, enerjiye ve kasinoya. Saate. Oh, tezcan. Su mis gibi mis ama biraz yakıyor. Tamir. Karşıda iki tane manita var. Sabahtan beri beni kesiyorlar. Gidip akıllarını alalım mı lan? Oğlum tezcan onlar bize bakmaz lan. Kim? Neyine bakmayacak lan? Estetik olacaksın oğlum kadına karşı. Estetik. Hı. Estetik olmadı mı kadından sana meyve yok. Hı. Tamam mı? Karnını içeri çekeceksin. Göbek yokmuş gibi davranacaksın. Yılan olacaksın anlayacaksın. Hı. Seyret abinin. Kamil belim. Ne? Belim mi? Dur dur. Dur dur Tezcan dur dur dur. Abi, dur dur dur. Dur dur bırak. Bırak bırak bırak. Çok uzun zamandır böyle içeri nefes alıp vermem bir anda olunca. Damar damar üstüne geldi içeride. Hı. Risk attı. Hı. Affedersiniz şezlong boş mu acaba? Görmüyor musun? Dolu. Arkadaşlarımız gelecek birazdan. Kamil, naz yapıyorlar. Naz çök. Merhaba. Ben Tezcan. Bu da Kamil. Hanımefendiler, memleket neresi? Almanya. Oğlum, karılar Almancı çıktı. Yırttık. Neresinden? Bizim yanımızda öyle başka erkeklere el sallamalar falan olmuyor ha. Sana ne be, sapık mısın sen? Vay be. Demek biraz önceki o bakışlar yalan da. Hayırdır beyler, burası bizim yerimiz. Abi kusura bakmayın, biz yanlış geldik galiba. Uzatmayın lan, yürüyün. Sen kime lan diyorsun lan? Hoya! Abi, kurban olayım yapma. Bak bir dakika dur, adamlara bak lan. Abi. Bunlar sizin ekip değil mi Ekrem abi? Evet. Ulan bir gün daha sabredemediniz. Olay çıkardınız ha? Yok yok Selim abi, ben o karıları tanıyorum abi. Pardon yenge. O karılar yollu karılar abi. Bizi kumpasa getirdiler. Evet abi. Ben de bana vuran lavuğu çok iyi tanıyorum. Ne lavuğu, ne tavuğu ya? Herifler resmen façanızı aşağı aldı sizi. Lan oğlum Sebo, nerede kaldın sabahtan beri? Anca be abi, öyle bir liste yapmışsınız ki dinamitler, telsizler falan. Ya bunları ayarlamak için adadaki bütün gayrimeşru adamlarla tanışmak zorunda kaldım neredeyse. Neyse, tamamladın mı bari? Tamam olmaz mı abi, hepsini toparladım. İyi o zaman. Kalkın arkadaşlar. Action zamanı. Gidiyoruz. ...25'lik verir misin? Roberto Carlos bizde. Bu sene kesin şampiyonuz. Gene çok da. Yok ya. Buyurun beyler. Elektrik arızadan ana santrali kontrole geldik. Arıza talep kağıdınız yanınızda mı? Evet. Bilge Hanım'ın talebi.
elektrik arızadan geldiler. Bilgi Hanım'ın talep formu var. Buyurun. Kesin şampiyonuz ya. Ne diyorsun? Ya bak. İşinizi çabuk hallediyorsunuz. Tamam abi. Sağ ol. Para aktarımından sonra konuşalım. Tamam abi. Sen şimdi uza biraz bakayım. Hadi. 7, 9, 2. Kim varmış burada? Faruk Bey. Faruk Bey. Korktum. Siz misiniz? Merhaba. Gerçekten korkutuysam çok özür dilerim. Hayırdır? Niye bekliyorsunuz burada? Yolu kaybettim. Sizi bekliyordum yolu sormak için. Ben ki. Ne güzel. Yolu tarif etmeden önce odamda bir şeyler içelim mi? İçelim de önce tarifi alsaydım. 8. Tarif ola. Buyurun. Buyurun efendim. İşte benim odam. Aa, çok güzelmiş. O zaman ben bir içki hazırlayayım. Rica ederim, ben hazırlardım canım. Olur mu hiç öyle şey Faruk Bey? Hmm. Yani inanın elimde değil Faruk Bey. Geyşe ruhum izin vermiyor. Geyşe ruhu ha? Böyle hep hizmet etmek istiyor. Hadi bakalım. Çin çin. Çin çin. Anahtarı aldım. Operasyona başlayabiliriz. Tezcan. Tezcan. Efendim abi. Sıra sende oğlum. Tamam abi. Şimdi hazırız. Sen gidebilirsin kardeş. Siz yeni misiniz? Ha, bugün başladım. Bana bilgi gelmedi, ben bir sorayım. Birader, ben Bilgi Hanım var ya bakın, ben onun yeğeniyim. İstiyorsanız bir el sallayın da işinizden olmayın. Ailesi olsun. Sağ ol kardeşim. Kamil, sıra sende. Hazırız çocuklar. Ben hazırım. Faruk Bey, siz ne yapıyorsunuz? Sizin bayılmış olmanız gerekiyordu. Bayılıyorum ama sana. Ha? Gel kız buraya. ama ben sizin arkadaşınızın aşkıyım. Yemişim arkadaşının arkadaşını. Gel buraya kız. Geçme. Şimdi. Kesin. Operasyon başlıyor abi.
Sana kapıyı. Ya Selim abi, kapı elektrikliği açmıyor. Ne yapacağız? Bir dakika abi. Şişt, Kamil. Kim o? Kapıyı aç oğlum, benim teyzem. Nereden bileyim ben senin teyzen olduğunu? Parolayı söyle. Kamil, ayar etmeyin lan beni. Aç şu kapıyı. Okey Selim abi. Allah'tan Selim abi konuştu, yoksa tanımayacaktım teyzen ha. Parola ha, ben sana soracağım parolayı. Şişt, hadi oğlum, elbisi çabuk götürün hadi. Kamil, bu mu yaptın bomba? K4 su bombası. Halis muhlis Çin malı. Şimdi siz şöyle kaçalım da üstünüze su şişlemesin. Ay ne azgın adammış. Canımı zor kurtardım vallahi. Niye gülüyorsun? Elini çabuk tut Kamil. Kablo kısa. Hadi açacaksan aç artık şu kapıyı. Ses çıktı mı abi? Aferin lan oğlum. Açtın kasayı. Çabuk paraları toparlayalım. Askeri kaç, askeri. Alın, toparlayın. Alabildiğiniz kadar. Herkes alabildiği kadar alsın. Hadi yeter bu kadar. Yürüyün, yürüyün. Çıkıyoruz. Selamun aleyküm. Bol şans abi. Teşekkürler oğlum. Yakalayın, hırsız var! Ne? Hırsız mı var dedi? Lan ne yapacağız şimdi? Bir insan 5 yıldızlı bir otelde jeneratör olabileceğini düşünemez mi? Zeki! Ne alakası var be? Tam kaçıyorduk, karı bizi ihbar etti. Ulaşaklar, bir durun da. Olan oldu. Şimdi edecek onu düşünün. Ben buldum. Sal yapıp kaçalım. Yok yani, buradan memlekete kadar yüzemeyiz diye ben şey dedim yani, öyle dedim ama zaten bir daha demem. Ferhat, bu rezaleti hemen bu gece halledeceksiniz. O zibidileri adadan uçmadan yakalayın. Gömelim mi abi? Gömün. Efendim, bence bu meseleyi daha fazla büyütüp otelin güvenilirliğini sarsmasak? Ne güvenilirliği Bilge Hanım? Adamlar göz göre göre kazinoyu soymaya kalktı. Rezil olduk zaten olacağımız kadar. Ben size söz veriyorum, bu konuyu basına sızdırmadan halledeceğim. Hem nasıl olsa parayı da kurtardık. Doğru söylüyorsun. Peki, hallet bakalım. Arkadaşlar, bir adaya düşseydiniz yanınıza alacağınız 3 şey ne olurdu? Kamil, hı? Seni almayacağımız kesin. O Faruk denen mafya var ya, adamlarını peşimize takmıştır şimdi. Gelsinler oğlum. Gelsinler, gelecekleri varsa görecekleri de var lan. Yeter ulan. Yeter. Kesin sesinizi. Yok yok, biz kaçış planını planlıyorduk da burada. Uzatma. Hiçbir yere kaçmıyoruz.
Benim adım Rakis Selim. Tabii. Ölürüm de dönmem. Bu işi bitirmeden hiçbir yere gitmiyoruz. Bu gece kalacak bir yer bulmamız lazım. Şurada bir motel var. Bu gece orada kalırız. Hadi yürüyün. Arkadaşlar yırttık. Bakın bizim otelden bahsediyor gazetede. Ne yazıyor ya? Ünlü. Ka. Kaya. Ünlü Kaya. Ya Kamil sabah sabah bir gazete okuyacaksın. Aklımızı alma be kardeşim ya. Ünlü Kaya Artemiz Otel'de soygun tatbikatı yapıldı. Kasinodaki müşterilerin bilgisi olmadan yapılan tatbikatı büyük paniğe neden oldu. Bak bak kurnazlara bak. İşi nasıl tatbikata çevirmişler. Ha? Peki kazino kim soymuş? Onu da yazıyor mu tezcan? Henüz belli değil Kamil. Belli değilmiş. Bu dosyaları muhasebeye indirin lütfen. Affedersin kızım. Tansiyonum düştü. Yardımcı olur musunuz? Sesini çıkar. Yürü. Yürü. Armut dibine düşermiş. Sen dibine değil, çamura düşmüşsün. Hain. Sakin olur musun biraz? Nasıl sakin olayım? Hayatımın işini mahvettin. Bak, ben kimseye ihanet etmedim. Ne yaptın peki? Öyle bağırıp çağırıp eğer panik yaratmasaydım hepimiz birden yakalanacaktık. Siz kaçın diye zaman kazanmak istedim. Kendimi tehlikeye attım ben. Sırf senin için. Hem ben hain falan da değilim. Bunu bil. Hayatımda kimseyi arkamda bırakıp gitmedim. Senin gibi. Aç bakalım. Aç eski defterleri. Ne defteri ya? Defter mi kalmış ortada? Tam 5 yıl oldu seni görmeyeli. Bana çok daha uzun gibi geldi. Neyi merak ediyorum biliyor musun? Hiç düşündün mü acaba? 20 yaşında bir kız ne yapar hayatta? Annesiz, babasız. Tek başına. Hiç aklımdan çıkmadım ki. Gelemedim. Cezaevindeydim. Çıktığımda da sen yoktun zaten. Oysa sen o kadar farklıydın ki benim için. Niye biliyor musun? Çünkü sen benim hayatta sahip olduğum tek insandın. Kahramanım. Sen benim Rakis Elim'im. Rakis Elim. Kahramanım. Rakis Elim hayatta hiçbir maçı kazanamadı ki. Hepsinde kaybeden taraf oldu. Sizlere sahip çıkamadım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Seni havuzun kenarında ilk gördüğüm zaman boynuna atlayıp sarılmak istedim biliyor musun? Özlemin bütün kızgınlığımı alıp götürdü. Seni öpüp koklamak istedim. Her gece yatarken ne düşünüyordum biliyor musun? Acaba onu bir daha görebilecek miyim? Dualar ediyordum. Allah'ım ne olur bir kerecik daha göreyim onu diye. Bak, dualarım kabul oldu.
Rahmetli annemi de öylesine inandırmıştım ki. Kızım sen bakma onun kirli paslı işler yaptığına. İyi adamdır. Her şeyden, herkesten, hatta benden bile seni daha çok seviyor derdi. Her zaman arkamda olacak derdi. Olmadı. Olamadı. Çok özlemişim seni. Bilge! Kızım! Ben de seni çok özledim. Sor kızım. Annemin daha çok sevesin yoksa benim. Sen benim için en değerli annesin. Ama senin gibi tatlı bir kızın babası olma şansı olduğu için annemi daha çok seviyorum. Niye kulemin üstüne kumu döküyorsun oğlum sen? Gitsene kendi kalene. Allah Allah. Şimdi öyle mi oldu? Sabahtan beri kum taşıyoruz lan sana. Taşıma, taşıma. Oğlum bana bu kobra ayakları sökmez ha. Bir kartal pençe atarsam görürsün. Ya git oğlum buradan, git ya git. Recep abi. He, güreşe var mısın ha? Ne oldu lan? Boş ver ya. Gel yüzelim. Ah be tez canım. Ben kumarda kaybettim. Galiba aşkta da kaybettim. Kim kazanmış ki sen kazanasın? Baş ver. O da doğru ye. Selim abi geliyor. Yanında da vatan haini var. Hadi bakalım. Yeni bir plan daha yapacağız. Selim abi. Bu hain orospunun ne işi var aramızda? Ne oluyor lan? Ne yaptın Tezcan? Bilge Selim abinin kızı. Hadi ya. Abi kusura bakma bilmedim. Özür dilerim ben. Tamam canım. Sen de kusura bakma. Fatih Bey! Fatih Bey! Fatih Bey! Kim ulan bu Temel Reis kılıklı herifler? Fatih Bey! Yok yok abi bu Hamit abiyle Cenin ya. Hadi lan. Buraya da mı geldiler? Vay! Neydi şu? Hoş geldin. Kilo almışsın. Hamit abi o kadar dizine konserler verdin, ekstraya çıktın. Adam gibi bir giriş yapamadım ben. Bir ara bir parayı bulamadım. Bir ara ben kendine. Hadi buraya. Hadi lan buraya. Selim abi, bu kıyafetlerle komik gözükmedik değil mi? Hani bu palyaçoluk işi bizi bozar be abi. Niyeymiş Tezcan? Bence gayet güzel oldu. Yani kimse tanıyamaz bizi bu halde, değil mi? Bilge Hanım, hayırdır arkadaşlar ki? Arkadaşlar mı?
Arkadaşlar yeni animasyon ekibimiz. Öyle mi? Tamam. Hayırlı olsun. İşte banka aracımız da geldi. Her cuma hasılatı 14.30'da alır ve bankaya götürür. Götürdüğü hasılata gelince 6 ile 8 milyon dolar arasında. İşi burada yapamayız. Nasıl yapacağız abi? Bankayla otel arasında bir yerde. Araba çarptı lan! Yürü!
Arkadaşlar, herkes dağılsın. 10 dakika sonra sahilde buluşuruz. Dağılın! Nerede? Nerede teknemiz? Nerede tekne? İşte burada abi. Tekne bu mu lan? He. Oğlum bu kayık. Zeki, biz bununla mı döneceğiz İstanbul'a? Ne bekliyordun abi? Küçücük çalının altından koca şilep çıkacak değil ya. Recep kaptan yanınızda. Ben abi onunla okyanusu bile geçerim. Hem yelkeni bile var. Hadi kardeşim, bir an önce indirelim denize. Birazdan Selim abi gelir, hadi. Ondan sonra da ver elini Türkiye. Gemilerde talim var, bahriyeli yârim var. O da gitti seferende, talihsiz başım var. Hani benim Recep'im, Recep'im sarayına vereceğim. Almazsak karakola gideceğim. Allah! O da gitti sefere, ne talihsiz başım var. Hadi benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim. O da gitti sefere, ne talihsiz başım var. Hani benim Recep'im... Kamil, bir sus istersen artık ya. Tamam. Ulan abi, Raç Selim nereye kaldı ya? Ya yakalanmış olmasın lan? Evet. Trafiğe yakalanmış olabilir. Ne trafiği be? Top topu 100 tane araba var zaten Kıbrıs'ta. O da doğru ya. Ne kadar güzel konuştunuz Bilge Hanım. Ay, yolu kaybetmiş olmasın. Mümkün değil yenge. Selim abi paralar aldı. Gerekirse uçar gelir gene bizi bulur vallahi. Arkadaşlar, panik yapmamıza gerek yok ama galiba soyulduk. Ne? Soyulduk mu? Kim soydu? Kamilciğim, ava giden avlanır hesabı. Şu anda Raki Selim tarafından soyulmuş bulunmaktayız. Hemen peşine düşelim onun. Neyin peşine düşüyorsun be Recep abiciğim? Benim tanıdığım Raki Selim şu anda parayı ezmeye başlamıştır. Desenize, harbi hırsız çıktı şerefsiz. Ben söyledim size arkadaşlar. Kumar parasından bugüne kadar kim iyi olmuş ki biz olalım? Çok doğru söylüyor Bahtin abi. Yalnız arkadaşlar, galiba... Bu arada tekne su almaya başladı. Batıyoruz arkadaşlar. Bu bir facia. Ulan Allahsız adam. Ulan madem paraları çaldı, niye lan tekneyi deliyorsun? Arkadaşlar, deniz yoluyla mantarladık. İsterseniz hava yoluyla deneyelim. Buyurun, inelim. Buyurun. Çık. Panik yok. Yavaş. Geçmiş olsun. Kafanıza ne oldu? Yeni imajım. Uçak güzel değil mi? Evet, güzel uçak. Tıpkı sizin gibi. Teşekkür ederim. Önemli değil. Bilge Hanım. çok ciddiyim niyetimde. Niyetiniz mi ciddi? Çok ciddi. Ben de ciddiyimdir.
Anlamıştım zaten. Anlamıştım. Bakışlarınızdan, el kol hareketlerinizden. El kol hareketlerimden anladınız. Ben sizin de bana karşı boş olmadığınızı düşünüyorum. Anlamadım. Size karşı boş olmadığımı mı düşünüyorsunuz? Ben artık ileriyi düşünüyorum. İleriyi düşünüyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Mutluluklu bir evlilik. Kimle düşünüyorsunuz? Sizden başkasını düşünemedim bile. Bahattin miydi? Evet. Bakın Bahattin Bey, bir laf vardır. Davul bile dengi dengine çalarmış. Çalarmış, biliyorum. Ha, sizce aramızda herhangi bir denk var mı bizim? Bence yok. Ya Allah aşkına. Ya bir kendinize bakın. Ha, bir de bana bakın. Ya böyle bir beraberliği insanlığa nasıl açıklarız? Ha, en azından ben açıklayamam. O yüzden bence siz bu soruyu ne bana sormuş ol, ne de ben bu teklifi almış olayım. Tamam mı Sebahattin Bey? Bahattin. Ya neyse Bahattin, Sebahattin. Tamam mı Bahattin Bey? Bilge Hanım, Bilge Hanım. Son bir kez söyleyebilir miyim? Müsaadenizle. Tuvalete gidebilir miyim? Acaba müsaade senin canım. Kulelere çarparsa. Ya Kamil, hangi ikiz kuleler ya? Ya ne bileyim Tezcan, herhangi bir ikiz kuleye ya. Bak Kamilciğim, gerek sağlamlığıyla, gerekse güvenlik nedeniyle dünyanın en güvenli yolculukları uçakla yapılan yolculuklardır. Bilmem anlatabildim mi Kamilciğim? Kimse kımıldamasın. Davamız adına bu uçağa el koyuyoruz. Ben ne oluyor abi? Öyle ama yok. Hareket yapan olursa bombaları patlatır, uçağı yere çakar. Ona göre davranın. Hostes hanımlar, hala buraya gelin. Gel. Gel. Şişt, dikkat çekmemeye gayret et. Hı. Yavaş yavaş aşağı kay da bizi çocuk zannetsinler. Bakma, göz göze gelme. Geç böyle. Şimdi bizim Zalo'yu pilot kabinine sokuyorsunuz. Sakın yanlış bir hareket yapmayın, yoksa sizi harcamak zorunda kalırım. Zalo, hostes karılarla beraber kokpite giriyorsun, pilotu etkisiz hale getiriyorsun. Tamam Pestu. Hadi yürü bakayım. Ha Zalo, sor bakalım pilota kulenin telefon numarası var mıymış? Tamam Pestu, sor. Evladım, uçakta da cep telefonuyla konuşulur muymuş? Yok teyzeciğim, ben mesaj atacağım. Bir de mesaj atacakmış. Ne var kardeşim, zaten kontürüm az. Tezcan, şu adam bana silah gösteriyor oğlum. Boş ver oğlum, mafyadır, bak bana. Mafya mafyadır, boş ver. Ay kırıyorum. Ben gönülden sevdim lan! Gönülden sevdim! Şimdi benim kardeşim bir torba dolaştıracak. Herkes parasını,
mücevherini, değerli eşyasını o torbanın içine atacak. Arkadaşlar, kontör kartı da olur. Lan bu Peştu değil mi lan? He da odur. Peştu abi. Baba ne haber? Yürü lan yürü. Hayırlı yolculuklar abi. Yürü abi. Yürü lan. Ya. Tamam. Oh. Vay. Peştu abi ne haber? Hayret. Ya siz nereden çıktınız? Ya Peştu abi biz de sandaki uçağı kaçırıyorsunuz ya. He kaçırdık. Yapma ya. Kado sen ne bekliyorsun? Git ganimeti topla oğlum. Arkadaşlardan da alayım mı ağam? Yok. Onlar yabancı değil. Sen milletten topla hadi bakayım. Şey bizde yok. Şimdi de Kıbrıs'ı fethettiyiz öyle mi? Uy. Fetih mi? Ulan Fetih kim, biz kimuk be? O zaman tatile gittiniz. Yok be Peştu, ne tatili? Bu sefer fena mantarladık. Peştu abi, soyulduk biz, bizi soydular. Siz tatile gittiniz, onlar sizi soydular, he mi? Yok, öyle değil. Biz soyguna gittik ama biz soyulduk. Kim soydu lan sizi? Ver lan çantayı. Ver lan çantayı. İndirin lan uçağı. İndirin. İşte abi bu herif bizi soydu. Geç lan. Salak. Çanta da para dolu. Yakışıyor mu sana Selim? Yakışıyor mu bu yaptıkların? Bir de sana abi diyoruz be. Bak hala abi diye hitap ediyorum ha. Hani 50-50'ydi muhabbet? Hani beraber umreye gidecektik hemşerim? 10 milyon doları sizin gibi salaklarla mı paylaşacaktım ben? Benim var ya. Siktir ha. Geç içeri. Abi ayıp oluyor bağırıyorsun esnafın içinde, olmaz. Geçin lan! Lütfen. Seni tanıdığım sanmıştım. Bilgeciğim. Ama yine yanılmışım. Ekmek Musaf çapsın arayacaktım. Lanet olsun senin gibi babaya. Utanmıyorsun değil mi? Hani bu işten sonra evlenecektik? İstanbul'a dönünce seni de arayacaktım aşkım. Bu Ayşin abi, sevgilisi. Rakı Selim. Sen bittin birader. Aşağı inince göreceksin. Topuğuna sıkmazsam topulayım. Otur lan aşağı. Otur lan. Bu da Sebo mahalleden. Selim'in yancısı. Ne oluyor lan orada? Peştu. Pilotlar korkudan bayıldı. He? Korkmayın, korkmayın. Otomatik pilot diye biri kullanıyormuş uçağı. Şimdi patlatırım bombayı, çakarım uçağı yere ha. Ver şu çantayı bana. Ver. Birader, istersen parayı kırışabiliriz ya. 50-50 yani. 50-50 yok. Geç yere. Geç, otur. Alo. Paraşütler hazır mı? Hazır Peştu. İyi o halde, gidiyik. Peştu, hepimiz kardeşiz o. Bize de ufak bir güzellik yaparsın be abi. Ya hepimiz kardeşiz. Onu dükkanı patlatırken düşünecektiniz. Yiyin, yanınızdakine geçirin. Çok tatlı şekerdir. Hadi bakalım. Happy nice trip. Hepinize iyi tripler. Telaşa gerek yok. Ben sivil polisim. Şimdi onları yakalarım. Hiç merak etmeyin. Adam atladı lan paraşütsüz. Aranızda uçak kullanmayı bilen var mı? Bacım hayırdır? Pilot kalp krizi geçirdi. Selim abi, düşüyoruz. Hadi lan, düşerse düşsün. Parayı da düşürdük. Selim abi, sen harbiden şerefsizmişsin be.
yapardın abi? Camiye düşüyoruz. Ha? Ha? Ha, nereye gidiyorsunuz? Şişt, pilot abi! Pilot abi! Pilot abi! Zeki, tutma şunun ayaklarından. Alayım ben bunu buradan. Kule konuşuyor, kule. Kule konuşuyor, kule. Kim konuştu lan? Kule arıyor, kule. Alo, kimi aradınız birader? Sizi aradım. Beni duyabiliyor musunuz? İskender abi sen misin? Ben havalimanı kule direktörüyüm. Pilotların durumu nasıl? Ha, iyi iyi. Kalp krizi geçiriyor pilotlar, tamam. Hiç panik yapmayın. Yok yok, yapmayız birader. Siz de panik yapmayın. Yalnız uçağın önü biraz aşağı indi, uyandırayım ha. Panik yok, no problem. No, 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 no. Umarım yere çakmazlar uçağı. Çakmazlar, çakmazlar. Kamil, Zeki, sessiz olun. Kuleyle konuşuyorum. Otomatik pilotun durumu nedir? Otomatik pilot, yani otomatik pilot... şu anda burada yok abi. Nasıl biriydi kendisi? Çok kötü. Bütün pilotlar devre dışı. Yapacak bir şey yok. O konuşan indirecek uçağı. Söyle ona sakin olsunlar. Düşürmeden indirsin. Uçağı birlikte indireceğiz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı, anlaşılmasına da abi. Yalnız bende ehliyet yok, onu uyandırayım. Hiç sorun değil. Önce herkese emniyet kemerlerini bağlamalarını söyleyin. Olur abi. Devlete karşı saygımız sonsuz abi. Zeki, ha? Git içeriye söyle, herkes emniyet kemerini bağlasın. Tamam abi. Tamam, merak etme. İnacık. Recep abi. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Uçağı biz indiriyoruz. Sakin olun ya. Hamit abi, bir müzik yap da moral olsun ya. Hadi, hadi, hadi. Gel, gel. Efendim, hepinize hayırlı yolculuklar, iyi uçuşlar diliyorum. Emniyet kemerleri tamam abi. Kemerler tamamdır kule. Yar 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 yandım, karenin bedelleri. Yar 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 yandım, koy beni bedelleri. Şuna bay yavrum, şuna bay bay. Koy bedeline bay, buna bay bay. Şuna bay yavrum, şuna bay. Şimdi Tezcan Bey, uçağı otomatik pilottan çıkarmamız gerekiyor. Tamam, çıkaralım. Önünüzde bir düğme olacak. Burada bin tane düğme var, hangisi acaba? Tezcan, bu düğme olabilir mi acaba? Tamam, bulduk düğmeyi. Basın o düğmeye. Basın. Kule bir maruzatım olacak. Galiba düşüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen önünüzde bir lövye olacak. Lövye ne lan? Lövye, lövye ne lan kule? Direksiyon yani. Ha, direksiyon desene be kardeşim ya. Şimdi direksiyonu kendinize doğru çekerek uçağı dengede tutmaya çalışın. E tamam, tutuyoruz. Öyle aşağıdan konuşmak kolay tabii. Allah Allah, gel ulan gel. Şimdi solunuzda bulunan grup halindeki düğmelere basın, sağınızda bulunan gaz kolunu itin ve pedallara basarak lövyeyi ileriye doğru itin. Efendim? İt, it. Hemen solunuzda it. Bulunan grup halindeki düğmelere basın, sağınızda bulunan gaz kolunu itin ve pedallara basarak lövyeyi ileriye doğru itin. İt! Lövye mi? Aşağı kadar, aşağı kadar. İt, 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 it. İt, it! Tezcan, it! Ulan Kamil, sen! Kaptan! Kaptan! Ulan bu kadar hızlı sürülür mü lan? Kaptan! Geldim ulan, geldim. Panik yapmayın. Kalk ulan oradan. Kalk! Başıma ne geldiyse sizin yüzünüzden geldi.
Pilot Değmen Salih Uçarı. İniş izni istiyorum. Memnun oldum Teğmen'im. Nihayet uçakta bir pilot varmış. Allah'a şükür. İniş izni verilmiştir. Başarılar. Allah razı olsun. Hadi abi. İyi misin abiciğim? Kardeşim. Hadi abi indik gel. Gel Zeki. Kabin basıncım düştü. Tamam abi geç. Bak bakayım kaç. Gel bakayım abi. 12.8. Atladım arkalarından. Allah'tan paraşütün tam üstüne düştüm. Apar topar yakaladım onları. Bu sizindi sanırım. Yok abi yok. Bizde bir alakası yok. Tamam ben bunu alayım. Selim abi. Bu parayı nasıl çıkaracağız buradan ya? Oğlum koskoca uçağı indirdik. Bu da utanmadan bizi mi arayacaklar? Yürüyün lan. Birer kahramansınız. Yolcuların hayatlarını kurtardınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Baba bizi bir çekme. Heh? Çek baba. Kim? Ha? Ne o?